sadece güzel şeyler değil Beyoğlu kültürünü yapan. Sadece böyle güzel şık binalar, işte oradaki sanatçıların hayatı, işte sinemalar, hani hoşa giden şeylerin dışındaki şeyler de Beyoğlu kültürünü yapıyor. Çünkü burası bir liman, limanın hemen arkası ve en çok da ticaret var aslında Beyoğlu'nun ruhunda. O ticaretle ilişkili yan işlevler var. Burada işte şimdi Zürafa Sokak'tayız biz. Buradaki yaşantıyı kimse kültür mirasının parçası diye kabul etmiyor. Unutmak istiyor aslında. Toplumsal açıdan birçok acıları da barındıran sıkıntılı bir konu ama bu kültürün parçası, bunu silemeyiz. Var burada, bu yüzyıllardır yaşanmış bir şey. Kültür öyle gelip de bakıp hani gösterilen, sergilenen bir şey değil ki. Yaşamın kendisi. Kötü, korkunç ve çirkin bir yaşam. Bütün gün ayakta durmak zorundasın. 12 saat ayakta duracaksın. Oturmak kesinlikle yasak. İşte insanlar giriyorlar, bakıyorlar. Oradaki kadınlar da yazık salonda ayakta durup beğenilmeyi bekliyorlar. Çalışmazsan kendine olan güvenin de gidiyor bu sefer. Yani mutsuzluk hakimiyet kurmuş orada. Duygu yok, hiçbir şey yok. Yani çalıştığın günde işte 10 müşteri, 15 müşteri. Akşam olduğu zaman bu paranın zaten yarısı patronun, geri kalandan su parası, elektrik parası, kış ise yakıt parası, kesinti çok. Hepsi yazık çalışan bayanın sırtından, hepsi. Bakın oradaki patronların birçoğu çok çok zengin oldu. Ama çalışan kadınların birçoğunun kalacak kiralık evi bile yok. Sermaye dediğiniz büyük şeylerle geliyor. Yani işte bütün bir kıyı şeridi Galata Portu oluyor. Ölçek çok kaçıyor. Ve Beyoğlu'ndaki yakın zamanda olan projeler, işte en son Narmanlı, ondan önce Circle Dorian, Demirören'in yaptığı yapı, Haliç kıyıları, Tarlabaşı. Buralarda hep böyle büyük büyük şeyler var. Çünkü orada da niyet, başlangıç niyeti rant elde etmek. Koruyoruz adı altında. O aslında oraya ne getirilmek isteniyorsa onu oraya giydirmeye çalışıyoruz. Oysa oraya bakıp, o yere bakıp, orası ne söylüyor, orası ne istiyor, biraz onları da düşünerek bu işlevlerin gelmesi lazım. Kültür, sanat, müze, işte böyle şeyler olunca tamam oldu bitti olmuyor. Burada yaşantının başka ihtiyaçları da var. Biz hani oranın bir gün Galata Port olacağı endişesini hep taşıyorduk. Yani bir rant için buradaki insanlara yazık oldu. Yazık yani. Orada her şey bitmedi. Orada yaşanmışlıklar var, duygular var, acılar var. Oradaki kadınlara yapılan büyük bir saygısızlık bu bence. 200 sene, 150 sene orada var olan bir yeri yok ederken orada çalışanların fikri alınmalıydı. Yani orayı temizlemekle, orayı restore etmekle her şey bitti mi? Orada sadece orası, oradaki eşyalardan, terliklerden, duvardaki boş boş yazılardan ibaret değil ki. Oradaki kadınların akıbeti ne oldu? Sigortası var mı? Emekliliği var mı? Tazminatını yeteri kadar aldı mı? Orada çalışanların da bu hayattaki bağlantısı yok oluyor. Hepsi sonunda depresyona maruz kalmış. Kesinlikle hiçbir şekilde iyileştirilemeyecek travmalar yaşıyorlar. Bu da ağır işçilik. Niye o zaman onlar emekli olduğunda da asgari ücretin çok çok altında alıyor? Neden ötekileştiriliyor onlar? Zaten hani toplumsal belleğimizde de silinmek istenen şeyler için de araç olarak kullanılıyor aslında bu tarihi yapılar. Tıpkı bu Zürafa Sokak'taki geçmişin silinmesi gibi. Amaç burada resmi çalışan yerleri kapatmak.
Bu sefer dışarıda olacak bu işler ve kadınların can güvenliği olmayacak, kadınlar öldürülecek, dışarıda kontrolsüz olacak. Orada insanlar haftada iki gün muayene oluyorlardı. Dışarıdaki hiç kimse öyle haftada iki sefer muayeneye gidemeyecek. Zaten sürekli kadın cinayetleri var, tecavüzler var, pedofili var, her şey var. Toplum için bence daha kötü. Şimdi ben karşıda liman binasına bakıyorum. Buralar bir yandan da bu kültür varlıkları, bu binalar, bütün bu yaşantı burayı özgün kılan şeyler. Orada görmek istiyorum, onların değişmesini istemiyorum. Kullanmak istiyorum işte Karaköy'deki dükkanlara gelip. Kullanıyorum da zaten, onlar oradan gitsin istemiyorum. Elektrikçiler de gitsin istemiyorum. Çünkü oralar buranın bir parçası olmuş ve buraya geliyoruz yani, İstanbul öyle bir şehir. Bunların bugünkü yaşantımızın da zenginleştiren unsurlar olduğunu düşünüyorum. Sadece tarihsel değer değil bu kültürle ilgili şey.